taşıyamıyoruz. Bakın ne verdiler sabah bize beslen yüreğinden. Kocaman et sadece $3,5. Lan yaşlı dayının birini almışlar, koymuşlar gümreye. Arkamdaki adamları görüyor musunuz? Hepsi bir daha buralara gelip bu arabalara binmek mi? Şimdi kara borsadan nasıl para bozduruyoruz yine? Bu sefer farklı bir taktiğimiz var. 20 saniyeyle ölebilirdik. 20 saniye. Bu nasıl sınırı ya? Bakın bu ev, bu da Bolivya sınırı. İçerisi o kadar çok gaz kokuyor ki yani çakma çaksam. Tabii ki Arjantin'deki benzin fiyatlarını incelemeden olmaz. Türkiye ile vize var mı diye bizi bir saat bekletiyor. Gösteriyor, birilerini arıyor. Kişi başı $5 kral olmaya devam. Denizin 100. ülkesine gidiyoruz. Herkese merhabalar, ben Deniz Pehlivan. Arkadaşlar, dünya turum canavar gibi giderken size şu an nereden sesleniyorum? Arjantin'den. Ne oldu da Bolivyalardan, Şililerden yine Arjantin'e geldik? İşte bu videoda size onu anlatacağım. Çünkü bu video daha çok 20.000 TL uçak bileti vermemek için başımıza gelenleri anlatıyor. Biz Bolivya'dan Paraguay'a geçecektik ve benim Paraguay 100. ülkem olacaktı. Uçak bileti fiyatlarına baktık. Salar'da Uyuni'den Santa Cruz adındaki ya da işte diğer başkentidir, La Paz'dır biletler var. Oradan aktarmayla da Paraguay'a geçiyorsun. Ama 20.000 TL. Ve yani bunun tek sebebi de bu ülkelerin gelişmiş olmaması ve uçak şirketlerin az olması. O yüzden yani 20.000 TL az bir para değil. Bizim de zamanla işimiz yok. Atladık otobüse, Uyuni'den bir çıktık abi. 90 saat, 100 saatlik bir macera oldu. Uyuni'den otobüse atladık 5 saat boyunca. Tupiza adında bir şehre geldik. Orada bize aktarma yaptırdılar. Sonra bir tane minivene bindik. Abi minivene bindik ama bizi öldürüyordu. Biz belki 10 saniye farkta eğer gecikseydi ölecektik. Otobüsü, o kadar, minivene o kadar kötü kullanıyorlar ki ne trafik kuralı var. Zaten yollar tek şerit olduğu için hani hayatımda korktuğum nadir anlardan biriydi. Sonra bizi Bolivya sınırına getirdi. Bolivya sınırında gece attı. Bir daha buralara gelip bu arabalara binmek mi? Yemin ederim 20 saniyeyle ölebilirdik. 20 saniyeyle. Ne 20'si? 10 saniyeyle. Yazıklar arabalar olsun. Gerçekten kimseyi düşünmüyorlar. O hiç kadar hızlı gidiyorlar ve düşüncesizce soluyorlar ki kaç kere tıra çarpacak. Yazıklar olsun. Var ya vücudumuz semsert şu an var ya kasmaktan. Aynen kasıldı. Gece bir tek biz vardık sınırdan geçen ve akabinde de Arjantin'e geçtik. Bu nasıl sınır ya? Evin dibinden atlarsan karşıya geçebiliyorsun Arjantin'e. Bakın bu ev, bu da Bolivya sınırı. Hadi bakalım. Sınıra geçtik. Ondan sonra bu sınır şehrinin adı La Cuyca'ydı. Amacımız da Salta'ya kadar gidip Salta, Arjantin'in kuzey batısında bulunan büyük bir kent ve Arjantin'de görülmesi gereken en güzel 5 yerden bir tanesi. Abi Salta'ya geldikten sonra çok rahat uçak bulabiliyorsun. Çünkü Arjantin'de çok fazla havayolu şirketi olduğu için her yere uçak var ve fiyatlar uygun. Ondan sonra biz oradan bir atladık. En yukarıdaki, yani kuzey batısındaki neredeyse Resistencia adında bir kente geldik. Buraya gelme amacımız buradan Paraguay'a yolculuk yaklaşık 3 saat sürüyor. Sınıra yakınız şu anda. O yüzden 20.000 TL vermek yerine 5.000 TL'ye falan bu işi hallettik. 3 gündür de yoldayız. Daha hala yolumuz var. Bugün size hem burayı göstereceğim hem buradan Paraguay'a nasıl geçtiğimizi anlatacağım. Daha hala bilet almadık. Muhtemelen yarın geçeriz artık resmen. Zaten yolculuktan detayları da gördünüz nasıl geldiğimizi. Hiç kolay değildi. Çok zordu. Çok yorulduk. En azından 15.000 TL kârdayız. Şimdi böyle bir bölgedeyiz. Çok güzel böyle bir, aslında yine Arjantin'in tatlı şehirlerinden bir tanesi burası da. Yine tertemiz, pırıl pırıl, düzenli bir yer. O Bolivya'dan sonra özellikle çok daha şehir anlamında krallar gibi geldi. Şimdi paramız bitti. Para bozdurmaya gidiyoruz. Resmen çölleri aşıp buraya geldik. Özellikle Salta'ya giderken 5 saatlik yol, otobüs yolculuğu 11-12 saat sürdü. Aç kaldık falan derken buralara geldik. Şimdi bu şehirde de mesela aç kalıyoruz. Neden? Çünkü çok burada... Çok enteresan ya. Arjantin'de, ya Buenos Aires'teki yerler, bütün restoranlar 24 saat açıktı neredeyse. Burada yok. Öğlen kapatıyorlar, 3-4 saat yoklar. Yani eğer öğlene kaldıysanız 2 ile 8 arasında falan hiçbir yer bulamıyorsunuz.
Ya yani o yüzden aç kaldık. Yine rezillik. Yine. Ya biz Arjantin'deyiz. En sevdiğimiz yer dünya turunda yemek anlamında. Ama burada bir saçmalık var ya. Bu şehire özel bir şey. Yani Arjantin tamamında böyle bir şey yok. İki gündür buradayız. Yemek yemiyoruz yani. Gündüz saatlerinde. O yüzden akşamları bulabiliyoruz bir tek. Şimdi parayı bozduracağız. Oradan dedim ya, yemek kapalı yemeye gideriz. Bak kapalı. İncin top oynuyor arkadaşlar. Hiçbir şey yok bakın. Şuraya bak. Hayalet şehir. Acaba bu bir kural mı? Anlamıyorum. Sanki kanun varmış gibi. Ama akşam olunca da herkes sokağa çıkıyor yine. Hani burası çok gündüz de sıcak olan bir yer değil. Hani diyeceğim sıcaktan mı? Biz her yer kapalıydı. Yani şurada yedik. Burayı bulabilmiştik. Şuraya geldik. Leşti ama burası da. Çok kötüydü. Midemiz bozuldu. Düğünü. Biz çaktırmadan çekeyim. Rezaletti ve dünya para dedik oraya. Şimdi güzel bir restoran bulup yemek yesek harika olmaz mı ya? Evet arkadaşlar, hazır gelmişken tabii ki Arjantin'deki benzin fiyatlarını incelemeden olmaz. Gelin göstereyim. Yani 1 doları resmi kuru demiştim ya, ilk zamanlar 140 pesoydu. Buradan anlarsınız yani, herhalde 1.1 dolardan falan başlıyor. Ama kara borsa kurundan bakarsanız sadece 50 cent. Şimdi kara borsadan nasıl para bozduruyoruz yine? Bu sefer farklı bir taktiğimiz var. Yeni bir şey öğrendik. Western Union'dan para gönderdiğiniz zaman normalde aldığınız kara borsadakinden %20 daha çok para veriyor. Yemin ederim ne anladığım ne idrak ediyorum hiçbir fikrim yok. Yani devletin belirlediği kur 140. Kara borsa yani blue dolar dedikleri piyasanın belirlediği 1 dolar 260 pesoya düştü, 290'dı. Ama ben Türkiye'den para göndertirsem, kardeşim gönderdi az önce, 300 peso. Nasıl oluyor bilmiyorum. Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi böyle tam ortasındayız şu anda. Kocaman bir park var aslında ama herhalde şu an restorasyon olduğu için kapatmışlar. Yine gidiyor. Yani park da kapalı, market de kapalı, her şey kapalı. Şöyle yüksek binaların olduğu bir şehir merkezine geldik. Western Union de kapalı ya. Öyle öyle. Allah'ım. Arkadaşlar şu an kaç? Öğlen 3. Ne diyor? 12.30'da. Sen 8, 12.30 açık. Akşam da 5, 8.30 açık. Yani gündüz 4.30 saat çalışmıyorlar. Ya Western Union bile yani neden? Anlamadım. Vallahi bunu bilmiyor olsak yani parasız kalacağız. Allah'tan yedek cebimiz de vardı. Şimdi bir yere gidip yemek yerim, sonra parayı çekeriz. Burada durumlar böyle. Bir şöyle bir mekan bulduk, oturduk. Tam oturduk, sipariş vereceğiz, kapandık dediler. Sonra baktılar biz açız. Hadi dediler size bir hamburger bari verelim. Şimdi bu hamburgeri aldık, portakal suyunu aldık. Bir şeyler yiyip buradan çıkacağız. Sonra bir kahve falan içeriz. Sonra her yer yavaş yavaş 5-6 gibi açılmaya başlayacak. Ama görüyorsunuz yani burada aynı Avrupa'daki gibi gündüz yatış saati başlıyor. Biz de nasibimizi aldık. Akşam telafi ederiz ama. Yemeğimizi yedik, bir yere oturacağız mekanlar açılana kadar. Ve para çekmemiz gerekiyor. Azaldı çünkü paramız demiştim ya. Hala da 1-2 saatimiz var. Bu arada bugün dünya turundaki 8. ay oldu. Bayağıdır yoldaydık vallahi ama 8 yıl gibi geçti gerçekten Nesli ya. Şey artık hani vücut direniyor böyle. Yorulduk gerçekten. Yani hem gez hem içerik üret. Hele Orta Amerika bizim canımızı çıkarmıştı. Ama harika hikayelerimiz oldu. Tabii. Burada da siz de ortak oldunuz. Umarım bu videolarda size iyi rehber oluyordur dostlar. Gelecek olanlara da bu ülkeler hakkında fikir veriyorsak ne mutlu. Şimdi böyle bir yerden yürüyoruz. Arjantin'de neredeyse her yerde görebileceğiniz bir kafe var. O da Martinez. Burası kapanmıyor mesela. O yüzden her zaman gelip kahvenizi içebiliyorsunuz. Nereye oturuyor? Evet dostlar, kahve de geldiğine göre şimdi biz neden Paraguay'a geçmeye çalışıyoruz? Neden bu kadar meşakkatli bir yolculuk yapıyoruz? Onu anlatayım size. Çünkü Bolivya'dan sonra artık biz yukarıları bitirdiğimiz için aşağıya kadar indik ve en soğuk kısım olan o Güney Amerika'nın o işte Şili ve Arjantin'in tam güneyine inmedik. Çünkü şu an orada kış vardı. O yüzden biz de yukarıya doğru çıkalım dedik ve artık kıtadan çıkmak için uçak biletine bakmaya başladık ve sadece Brezilya'dan çok uygun biletler var. Mesela o da Sao Paulo'dan var. O yüzden Sao Paulo'ya gidip oradan sonra artık yolculuğumuza devam etmeyi planlıyoruz. Başka bir kıtaya geçmeyi planlıyoruz. Ne yapacağız biz de şu an tam emin değiliz ama biraz da yorgunlukla başladı. Belki biraz ara veririz. Belki direkt oradan bir yere kaçarız. Daha emin değiliz. Ama bu yolculuğu yapmamızın işte asıl sebebi buydu. Sao Paulo'dan diyelim ki abi
Türkiye'ye döneceksin, tamam mı? Örnek veriyorum. Eğer ben Türk Hava Yolları'yla dönersem tek yön bilet 22.000 TL. Ama ben Lufthansa ile direkt Almanya'ya uçarsam, bak o da direkt uçuyor, 10.000 TL. Yani biz iki katına uçuyoruz, Almanlar yarısına uçuyor. Aklınızda bulunsun, Latin Amerika'dan özellikle Türkiye'ye dönmeyi planlarsanız kesinlikle Schengen vizeniz olmak zorunda, ama Avrupa'ya uçun. Oradan da mesela Pegasus'ta ya da daha ekonomik işte havayolu şirketleriyle geçebilirsiniz İstanbul'a ya Türkiye'ye. Bunu ben yeni fark ettim. Gerçekten iki kat fark var arkadaşlar. Hani girin kendiniz de bakın. O yüzden Sao Paulo'dan paralar geldi. Sao Paulo'dan sonra ne yapacağız biz de bilmiyoruz. İlk amacımız parayı alıp çekip sınıra kadar gidip orada da parayı dolar yaptırıp Paraguay'a geçtikten sonra da artık Paraguay'da biraz bir hafta falan takılırız. Öyle yani, size de bunu bir özet geçmek istedim ki hani buralara gelmek isteyenlere ince trikler yardımcı olur inşallah. Ben şimdi bir yandan kahvemi içiyorum, bir yandan da az sonra Western Union açılırsa gidip paramı çekeceğim. Evet, saat 5'i geçti şimdi. Yavaş yavaş dükkanlar kıpırdamaya başladı. Parayı çekmeye gidiyorum, bakalım inşallah alabileceğim. Hadi vallahi açılmış olsun be. Cerrado. Cerrado. Allah'ım kapalı. El Dorado diye bir yer varmış, dayı tarif etti. Şimdi oraya gidiyorum parayı çekmeye. Yarından sonra falan hiç çekemem. Yarından sonra, hafta sonra denk geliyor çünkü. Ve bu ülkeden çıkıyoruz, parayı buradan çekebilirim şu anda. Nasıl çözeceğiz bakalım. El Dorado'ya gidiyorum. Normalde başka ülkede olsa giderim ATM'den paramı çekerim. Ama kara borsa ve işte bu yasal olmayan kurlardan dolayı 2,5 kat fark ediyor. Yani 100 dolar çekmek varken diyelim ki, yani 250 dolar çekmek varken 100 dolar çekiyorsunuz gibi düşünün. O kadar çok para birimine dönüştürünce Arjantin parasına fark ediyor. Bunu zaten önceki bölümlerde anlatmıştım. Arjantin'le ilgili çok kapsamlı videolar yaptım ya, şuradan bakın. Orada anlayacaksınız durumu. Böyle işte bu ülkenin sıkıntıları var ne yazık ki. Vallahi bir yer daha buldum, şurada bak. El Dorado yazıyor, hadi bakalım. Şaka gibi, bu da kapalı. Bu da kapalı. Bakacağız artık. Akşam da olacak, bakalım. Ya bir tane para çekecek yer bulamıyorsun ya, kafayı yiyeceğim. Allah'ım yarabbim. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor bu gezide. Gerçekten yazık ya. Rezil oluyoruz şu anda. Gerçekten yani ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir yere yönlendirdiler, orada kapalı. Önceki de kapalı. Bir yerler açık, bir yerler kapalı. Bak mağazalar hala kapalı. Az sonra yarım saate açarlar. Şansımı deneyeyim bakalım. Ay benim şansımı, hepsi kapalı. Bugün kartlarla martlarla idare edeceğiz. Yarın sabah 9'da açılıyormuş. Yani size bunu canlı canlı göstermek istemiştim ama artık açılınca bakarız. Zaten yarın hem parayı çekeceğiz hem artık buradan ayrılmamız lazım. Kalan parayı da artık sınırda dolar falan yaparız. Paraguay'daki ya da para birimine dönüştürürüz. Bir çaresini buluruz. Bugün böyle geçiyor bakalım. Vardır hepsinde bir hayır. Akşam oldu, dedik güzel bir yemek yiyelim. Geçenlerde de buraya gelmiştik, size de şimdi göstereyim, gelin. Böyle çok şık bir restoran burası. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Böyle çok güzel bir restoran. Şuraya bakın, her yer bardak. Biz ilk gün geldiğimizde korkmuştuk burası çok pahalı diye ama gayet uygun fiyatları var. Ya Nes tam esnaf ya. Bak masa attı bize. Bir de gülüyor. Ay çok güzel insanlarsınız ya. Bizi dünya turunda takip edenler bilir. Bu çok nadir olan bir şey yani. Genelde Latinler hiç çözüm odaklı değillerdir. Ama buradakiler çok tatlı. Arjantin'de kralı olduğu için buranın. Yemeğimizi yiyeceğiz bakalım. Her yer dolmaya başladı. Biraz sonra biz erken geldik. Burası da full olur muhtemelen. Bugün günlerden bir de cuma olduğu için dışarıya gidip eğlenmeyi seviyorlar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Vallahi şöyle bir tabaklar geldi. Ben bir şişe de şarap açtım 5 dolara. Kişi başı 5 dolara kral olmaya devam. Afiyet olsun vallahi, bize bugün doğru düzgün bir şey de yiyemedik. Restoranlar kapalıydı. Şimdi iyi gelecek bu. Dostlar bakın, gece oldu. Hani diyordum ya size, gündüz kimse yok. Akşam hepsi 9'dan sonra çıkar. Gece 10'dan sonra masaları böyle atıyorlar. Herkes yeniden sanki yaşıyor gibi. O gündüzki 4 saat unutuyor. Nereden geldi? Abi bu kadar insan yoktu bu şehirde ya. Yoktu ve
gerçekten burada gece yaşıyorlar. Vay anasını ya. 10'da 11'de yemek yemeye geliyor. Buenas. Hola. Todo bien? Todo bien. Buenas noches. Böyle çok sıcak kanlılar. Ya bu burada niye çektik andık? Onlar bile selam verdi. Burada yemek yemeye başlayıp bir de içmeye başlıyorlarsa of, en mutlu onlar. Evet ama gündüz hiç kimseyi göremiyorsunuz. O yüzden hani sizi de canlı canlı gördünüz. Şimdi biz soğuk oldu. Yavaştan otele doğru gidiyoruz. Yarın sabah otobüsümüz var inşallah artık. Erken kalkmamız lazım. Paraguay'a, denizin 100. ülkesine gidiyoruz. Evet. Hazır mıyız? Benim de kaç oluyor? Bir 30 oluyor mu? 30 oluyor aynen. Vallahi çok güzel. Her şeyimizi sizinle paylaşıyoruz. Heyecanımız yerinde. Yeter ki sağlığımıza bir şey olmasın. Sabah görüşürüz. Bay bay. Günaydınlar dostlar. Çok mutluyum. Niye? Nesko'cuğum rejiden yardım alabilir misin? Tabii. Çünkü taşıyamıyoruz. Bakın ne verdiler sabah bize Western Union'dan. Bu sadece 400 euro arkadaşlar. Ben bu paraya şöyle söyleyeyim. Ne yaparız Nes? Günde bir ay tatil yaparız burada bu paraya şu anda yani. Bir ay tatil, iki ay gezi yaparız. Aynen öyle. Gerçekten ve şöyle söyleyeyim. Gerçek anlamda hani dün size demiştim ya Western Union'dan parayı çekmek daha mantıklı diye. Gittim. Normalde bu kara borsa kuru 250'ydi, 300'den verdi bana. Yani %20 yine kârdayız. O yüzden bu kadar paramızı aldık. Şimdi artık sınıra doğru gideceğiz. Oradan 100. ülkem Paraguay. Hadi bakalım. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. Son düzlüğe girdik artık. Çantaları aldık şimdi. Bir araba bulduk. Araba bizi kişi başı $20'a 4 saatlik sınıra götürecek. Oraya çok otobüs olmadığı için gece 5'te vardı, 6'da vardı. O yüzden böyle gitmek daha mantıklıydı. Shuttle falan da yok. Burada hiç turizm olmadığı için. O yüzden böyle saçma sapan bir yere doğru gidiyoruz. Hadi bakalım artık. Son düzlükteyiz be dostlar. Kaç saat oldu bilmiyorum. 100 saat falan oldu herhalde. Bir türlü yol bitmedi. Saç sakal karışmıştı. Sakalları kestim. Yol için hazırlık oldu. Şimdi artık Arjantin sınırından 100. ülkem Paraguay'a giriş yapmak için çıkıyoruz. Şunu da alayım. Allah. Ciao hermano. Hermano bagaj. Bagaj. Lo bien. Onu atma istersen. Ver bunu bana. Adam bizi bıraktı böyle bir yere geldik. Hiçbir şey yok buralarda. Şöyle bir otel buldum yolda rastgele. Bir tek burası var. Başka da yok. Umarım odası modası vardır. Ne oldu? Full mü? Buenas. Adam çok sıcak kaldı değil mi? Hı hı. Genel olarak güzel insanlar zaten. Bakalım şimdi fiyat listesi var şurada. Haydi Nes çok güzel hasta oldun. 4000 diyor. Bir şey değil, $13 falan gelir. Yine her zamanki gibi maç var. Kimin maçıymış? Göremiyorum tam yazılır ama Juventus oldu galiba sadece. Burası böyle küçücük bir motel gibi. Odanın içini göstereyim size. Şöyle bir yatak var. Eski usul bir klima var. Şöyle bir vantili var. İçerisi biraz kokuyor. O yüzden açtım vantili. Yoksa soğuk o kadar sıcak değil. Şuraya bakalım bir de. Allah'ım bitmedi bu. 100. saate mi girdik? Kaça girdik? Ha, duşu tuvaleti temizmiş yine. Pis değil. Buraya bizden başka kim gelsin? O yüzden böyle bir otel bulduğumuzu dua ediyoruz. Şimdi yemek yiyecek yer bulmamız lazım. Ve çok yer kapalıymış. Otel bize bir taksi gönderdi. İçerisi o kadar çok gaz kokuyor ki yani çakmağı çaksan patlayabiliriz. Yani çok kötü bir araba. Çok kötü sürüyor bu arada. Yanmaya yanmaya gidiyoruz. Şimdi merkeze geldik, yemek yiyeceğimiz restorana ulaştık. Şehirde restoran yazınca 3-5 yer geliyor. En çok burayı önermişler. İçerisi de bayağı dolu. Güzel beklediğimizden kalabalık da oturalım hadi. Burası daha da ucuz. Menüyü böyle getirirler. Kocaman et sadece 1400 peso yani $3.5. Makarna $3.
Şarap söylerseniz şöyle fiyatları yazıyor mu, tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hani orta karar bir şarap $4. Yine gayet uygun bir yere geldik. Yine karnımızı doyuracağız çok şükür. Evet, yemekler geldi. Şu kadar et bakın elimden büyük. Sadece $4. Demiştim ya, geldi. Yanında böyle patates püresi, salata var. Şuradan Ezbe bir şey söyledi. Ben bir de şarap söyledim. Keyfim yerinde. Şimdi bunu yiyoruz. Gece dinleniyoruz ve artık yarın sonunda 100 küsür saat sonra Paraguay'a geçeceğiz. Heyecanımız yerinde. 100. ülke bakalım nasıl olacak. Sabah görüşürüz. Günaydın. Sabah 5'te kalktık. Çünkü çok önemli bir durumumuz var. Sanırız Nesibe korona oldu. Keşke onu almasaydın, atmışsın. Ne diyeyim yani? Aynı mamın başına gelenler. Çünkü gerçekten Türkiye'ye dönmek istiyorum. Çok kötü ya yani. Hani dedik kahvaltı falan alalım, bir şeyler yiyelim. Yok, bu yani kahvaltısı da. Allah'tan bir sıcak çorbamız varmış, onu yaptık. Artık yani, bir an önce. Başladık 3 gün önce ama gece sabaha karşı ağlayarak uyandım yani artık. O ağrıdan ve şeyden. Grip gibi bir şey değil değil mi? Bilmiyorum, o da olabilir. Ama çünkü ben hiç olmadım. Hiç olmadım. O kadar yere girdik çıktık, hiç olmadım. O yüzden şaşırıyorum biraz. Grip de olabilir. O yüzden canımız sıkkın, moraller biraz bozuk. Şimdi sınırı geçeceğiz. Ev tuttuk böyle büyük. Yanımızda tarhana çorbası falan da var. İşte biraz yemek yeriz. Serum bulursak da serum bağlatacağız. Öyle yani. Biraz sonra otelden ayrılırız. Taksiye bindik. Şimdi sınıra gidiyoruz. Artık son düzlük. Sınıra geldik. Şerefsiz taksici 2000 peso aldı 5 dakikalık yol için. Bir de yüzüme gülüyor. Artık o kadar bıktım ki uğraşmak dahi istemiyorum. Sınırdayız. Şimdi şuradan geçeceğiz. Bundan sonra çekmeyeyim. Şimdi polisler, askerler var. Gerek yok strese. Yani yürüyerek Paraguay'a geçeriz. Allah'ım bunlar nasıl sınırlar ya. Vallahi sınır yapmak için sınır yapmışlar. Şuraya bak. Al. Yüzerek geçerim ya. Karşıya kanoyla geçerim ya. Şimdi ne oldu? Sınır mı geçmiş olduk biz yani? Annemi istiyorum. He? Annemi istiyorum. Tarhana çorbası. Neyse artık son ülke. Haydi. Beyler. Uçağımız Paraguay'dan olduğu için Paraguay'a gidiyoruz bu arada. O yüzden artık son düzlükteyiz. Haydi bakalım. Böyle bir yer abi. Aha bakın. Tüm güvenlik önlemleri sınırda alınmış. Tekneyle geçebiliyorsunuz. Buraların olayını Allah canımı alsın anlamadım. Oğlum abi işte birlik Avrupa'daki gibi. Zaten sınır kavramınız yok. Gerçekten eziyetten başka bir şey değil. Bizi şuraya yönlendirdiler. Arjantin'den çıkışta hiçbir şey sormadılar. Bütün kontroller Paraguay'a girişte oluyormuş. Bazen böyle şeyler yapıyorlar. İki defa uğraştırmıyorlar. Tek de iki tarafı hallediyorlar. Bazı ülkelerde artık köprüden önceki son çıkış. Allah'ım yaşlı dayının birini almışlar, koymuşlar gümrüğe. Türkiye ile vize var mı diye bizi bir saat bekletiyor. Gösteriyor, birilerini arıyor. Allah'ım yarabbim ya. Böyle kaldık bir yerde. İnşaat ustalarını izliyoruz. Milli sporumuza devam, çalışanları izlemek. Nesko? Valla gerçekten. Toparladın hadi. Hastanın duası da bedduası da kabul olur. Bir beddua edelim. Bir şey söylemek istemiyorum. Ve bu da tamamdır. Haydi bakalım girmiş bulunmaktayız. Şimdi buradan başkent Asunción'a gideceğiz. Bir araç bulup ondan sonra rahatça dinleniriz. Bugün yatış günü abi. Başka da hiçbir şey yapmak yok. İki gün yatsam bu yorgunluk çıkmaz. Nesibe zaten hasta. Biraz kendimize bakmamız lazım. İşin kötüsü şimdi parayı nereden bozduracağız? Ya bunlar nasıl sınırlar ya? Arkamdaki adamları görüyor musunuz? Hepsi para bozduran adamlar. Ama bunlar vermiyorsa kimse vermez. Bunların verdiği kur yarı yarıya ama. Kara borsayı dikkate almıyor. Çakallık yapıp sonra karşıdan gidip parayı bozdurup geri getiriyorlar. Uyanıklar yani. Bunun işi olarak yapanlar var Arjantin'de bildiğiniz. Bir yerde durmamız lazım. Sonra bakacağım. Bir dayı buldum. $20 anlaştık.
buçuk saat, bir saat civarı işte bizi taksiyle otele bırakacak. Bizden başka gördüğünüz üzere zaten bir tane turist yoktu. Burası da çok gelişmemiş bir yer. Benzin almak için durduk, şu benzin. Bakın arkadaşlar, sokağın ortasında sıcakta satıyorlar. Dayının keyfi yerinde, arabadan bile inmedi. Yollar rezalet. Yeni yol yapılıyor diyor da ne zaman biter bakalım diyor. Bizim kaldığımız otelin yeri falan çok güzel. Gösteririm yani, yolda o kadar böyle yorgun ve bitkin bir şekilde geldik ki artık 100 saati geçti. Otele bizi almadılar. 3'teymiş giriş ve Nesibe Hanım'ı iyileştirmek için şöyle bir çorbacı, salatacı, aynı zamanda ekmeği var. Biraz daha iyileşecek, az kaldı. Yemeğimizi yedik. Böyle kolonyal dönemden kalan binaların olduğu eski şehir merkezinde. Şimdi otele doğru dönüyoruz. Her yerde polis, asker var. Bugün bir şeyin kutlaması mı neyi mi bilmiyorum ama halktan çok ordu var dışarıda. Ve her böyle zor geçen şeyin güzel bir bitişi olabiliyor. Nesibe, güzel bir yerde kalınca bir anda iyileştin. Bak. Bak manzaramıza bakın. Bak abi, böyle bir rezidans kiraladık. Allah'tan ülkede böyle yerler bulabiliyoruz, otel motel. Of, manzaranın güzelliğine bakın. Koca bir nehir var şurası, başkanlık sarayları falan, onları sonraki videolarda anlatırım. Bir de size biraz böyle hemen hızlıca göstereyim evi. Burası oturma alanı. Şuraya kıyafetlerinizi falan koyacağınız bir dolap yapmışlar. Direkt camın kenarında güzel bir manzaralı yatak var. Şurada açık böyle barlı bir mutfağı var. Gayet böyle dolabın, molabın var, fırının var, mikrodalgan var. Her şeyimiz var. Burası da duşumuz, tuvaletimiz. Pırıl pırıl, gayet temiz bir yer. Gecelik de buraya verdiğimiz para $50 mı, $60 mı ne? Hiç parası önemli değil artık. Gerçekten 100 saatten sonra insanın takati kalmıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümde artık 100. ülkemi birlikte gezeriz. Bu videoda size çektiğimiz rezillikleri de yolda göstermek istedik. Önemli olan sağlık, yeter ki enerjimiz olsun. Gerçekten artık böyle seyahatin sonlarına doğru geliyoruz ve yorgunluk başladı. Kırılganlıklar da başladı ama inşallah 20 sene boyunca anlatacağımız anılar var. Size de güzel rehber olabiliyorsak ne mutlu. Herkese şimdilik Paraguay'dan selamlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşür müyüz Nes?